E, bugünkü konumuz eliptik kör eğri kriptografisi. Derste eliptik körler üzerine hesaplamaları göreceğiz. Gene bunun üzerine Diffie-Hellman protokolü oturtulmuş. Güvenlik konularını yazılım ve donanımdaki uygulamasını göreceğiz. Problem RSA ve Elcemal gibi asimetrik şemalar, tam sayı halkaları ve bin bitten fazla parametrelere sahip alanlarda üst alma gerektiren bir problem. Bizim elimizde 32 bit ve 64 bit aritmetik işlemler yapabilen CPU'lar var. Dolayısıyla yüksek hesaplama çabasına yol açıyor bu işlem. Küçük ve gömülü depolama için kritik öneme sahip büyük parametre boyutları var. Peki nedir? Niye bunu yapıyoruz? Eş değer güvenlik sağlayan başka bir sisteme göre daha küçük boyutlarda alanlar kullanabiliyor. Kullanmak arzu ediliyor. Buradan yola çıkıyoruz. Çözümü de Eliptik eğri kriptografisi. Yani 160-256 bit katsayı boyutlarına sahip şifreleme şemaları bir grup nokta kullanıyor burada. Eğrinin üzerinde olan noktalar hesaplama çabasını da önemli ölçüde azaltıyorlar. Değişik bir şey. Şurada olduğu gibi bir eğrimiz var. Her eğri farklı parametrelerle oluşturulabiliyor. Yani biz burada y kare eşittir x küp ax artı b diye a ve b'yi değişik sayılar vererek polinom şeklinde elde edebiliyoruz. Y kare olduğu için de aslında 1x için hem artı y yönünde hem de eksi y yönünde x eksenine göre simetrik bir grafik oluşturabiliyoruz. A ve B parametreleri sayesinde şu grafik değişiyor. Ama buna benziyor yani. Eliptik eğriler sadece r reel sayıları üzerinde değil, diğer birçok sonlu alan türü üzerinde de tanımlanabiliyor. Mesela burada örnek olarak y kare x küp eksi 3x artı 3 grafiğiymiş burası. Kriptografide eliptik eğriler için yine mod p ile ilgileniyoruz. Onu kullanacağız. Dolayısıyla burada bir tanım yaparsak asal alan zp üzerinde eliptik eğri p 3'ten büyükse tüm x y çiftleri için bu kümeyi sağlayan bir ifade bulmamız lazım hayali bir sonsuzluk noktası şuradaki teta ile birlikte A, B eleman Zp hesaplanacak. Burada şöyle bir ifade var. Matematikçiler tarafından bulunmuş. Eğer A ve B'yi belirlemek istiyorsanız 4 aküp artı 27 B kare mod P'de sıfırdan farklı olmalıdır diyor. Sadece bu koşulu sağlaması gerekiyormuş. Bir notta sıfırdan P-1'e kadar gidiyoruz Z, P malum modülü p aritmetik işlemleri içeren tam sayılar kümesi bu. Ama burada elde ettiğimiz x ve y'ler ne çıkacak? Onları bulmamız lazım. Her a ve b farklı eğri üretiyor. Onu da unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Eliptik eğrileri bir grup noktaya dönüştürmek için bazı özel hususlar gerekli. Herhangi bir grupta identify demiş buraya. Kimlik işlemi diye değiştirdim. Kimlik işlemine izin vermek için özel bir unsur gerekli demiş herhangi bir P eleman E seçiyorsak P artı sonsuzluk noktası P'ye eşit olmalı. Tersi de söz konusu. Teta artı P sonsuzluk noktası artı P dediğimizde de tekrar P'yi elde edebilmemiz lazım. Bu kimlik noktası eğride olmayan ayrıca bir grup tanımına eklenir. Her bulduğunuz nokta gruba eklenecek. Öyle bir sistemi var. Eliptik eğri x üzerinde göre simetrik dedik. Bakın burada olduğu gibi işte. P'yi hesaplıyorsanız bunun eksi P'si de vardır. Y aslında oradaki değer değil mi? P dediğimiz şey x'e karşılık bir y hesaplıyorsunuz. Bunun hemen eksi y'si de mevcuttur diyor. Şurada ilginç bir mekanizması var. Diyor ki nokta toplama işlemine dayalı bir şey yapacağız. Kaç tane nokta bulunabilir bu eğrinin üzerinde? Mod P işleminde geçerli olacak şekilde bunu yapacağız. Biz P artı Q gibi bir hesap yaparsak, R bulursak mesela burada, XP, YP'yi XQ, YQ ile toplamış oluruz. Aritmetikte yapılan nokta toplama işlemi oluyor bu. Normalde P'den Q'ya bir vektör oluşturur derdik ama şimdi o vektörü şöyle uzatırsanız üçüncü bir noktayı da kesiyor eğri üzerinde. Burayı bulmanız lazım. Bunun ve simetriğinin P artı Q olduğunu biliyoruz artık. Burada da onu demiş. Çizilen çizginin üçüncü bir kesişme noktası olacak. X ekseni boyunca eliptik eğriyle bunu yansıtmamız lazım. Demek ki eğri üzerinde nokta toplama ve çoğaltma formülleri gerekiyor bize. Şunu vermiş. Bir X3 Y3 bulacaksınız. Şu noktada. R'de daha doğrusu. Buradaki X3'ü şu formülle bulabilirsiniz. diyor. X1, X2'yi biliyorsunuz. Bir tane S karemiz olacak. S kare. Eksi x1 eksi x2 mod p'de alınacak. Tamam. Bir de y hesabı da şu şekilde olacak. Bu s aslında eğim. Yani şu vektörün eğimi oluyor. O da bu formülle bulunuyormuş. Formüller belli. Bu formüllerden hesaplanacak. Buradaki s'yi eğimi şu şekilde tanımlarız diyor. Eğer p, q'dan farklıysa yani aralarından bir vektör geçebiliyorsa nokta toplama işlemi yapılabilir. O zaman S böyle olur diyor. Bakın bunlar uç noktalarının farklarının oranı aslında. E ama biz mod P aldığımız için şu X2-X1'in tersini bulmamız lazım mod P'de. E peki bunlar çakışırsa ne olacak? P eşittir Q olursa ne olacak? O zaman T yaparsanız diyor. Nokta çoğaltma yapılır. O da türevini alırsanız böyle bir şey çıkartır demiş. Bakın şurada da P eşitse o zaman bir teğet alınıyor. Şurayı kesiyor. Bunun karşılığı da burası oluyor. PQ eşit olduğu için P artı P 2 P olmakta malum. Hem burada hem de burada karşılığı var oluyor. i̇lginç bir şey. Şimdi bir örnek yapalım. Mesela sistemimiz x küp artı 2x artı 2 mod 17 olsun. Burada P 5,1 noktası verilsin demiş. 2p'yi hesaplamamız lazım. p artı p ya da 5 bir noktasıyla 5 bir noktasını toplayacağız diye. Buradan üçüncü bir nokta, x3, y3 hesaplanacak. Şimdi aslında burada bir takım noktalar elde ettiğimizde x'e karşılık y'ler elimizde olacak. O küme içerisinden şifreleme yaparken x'i vereceğiz, y'yi hesaplayacağız. Bunun güvenliği nasıl olur ona bakalım. İlginç bir şey gördüğünüz gibi. S şu şekilde bir teğet eğim oluşturur. Çünkü P ve Q birbirine eşit. 2P ye hesaplıyoruz. Y için 1 vermişiz. 5,1 ya. Y için 1 vermişiz. 2 çarpı 1'in tersi ne olur? 17 moda göre hesaplanmış. 9. Şurada söylüyor 9 diye. Bir de şu parantezin 3 çarpı 5'in karesi artı 2'nin mod 17'ye göre alındığında 9 çıktığını görüyor. 9 çarpı 9 oldu. Dolayısıyla 81 de mod 17 de 13'e karşılık geliyor diyor. O zaman hemen yerine koyacağız bunları. S kare 13'ün karesi. Eksi 5 eksi 5 159. Mod 17 de 6. Bunu da yerine koyalım şurada. X 3'ü hesapladık malum. Şurası X 3. Buraya yerleştirilecek. 13 çarpı 5 eksi 6 oluyor. Eksi 1 Eksi 14 eder. Eksi sayının modu ne olur? Mesela mod sayısı 17 olduğu için buna 17'yi toplarsanız 3 ediyor zaten değil mi? Dolayısıyla pozitif 3 olarak burada bulabiliriz. Şimdi x3 ve y3'ü hesapladık. 6,3. Bunu sisteme ekleyeceğiz. Yapılacak iş bu. İlginç değil mi? Bir örnekte burada verilmiş mesela. 2P'yi hesapladık ya şimdi 6.3 olarak 3P'yi aynı yoldan hesaplarsanız 2P artı P oluyor. 10.6 olur demiş. 4 p hesaplarsanız 3.1 olur demiş. Böyle gitmiş hesaplıya hesaplaya. 19P de sonsuzluk noktasını yakalamış. Burada duruyor. Şimdi bunun derecesi bu eliptik eğrinin derecesi 19 olmakta. Çünkü grubunda 19 farklı nokta içeriyor diyor. Peki biz öyle rastgele bir şeyler seçtik. Acaba kaç dereceden olabilir? Keyfi bir eliptik eğri de kaç nokta olabilir? Önceki örnekte not 17 idi. 19 nokta bulundu. Şimdi bu genel olarak eliptik eğriler üzerinde nokta sayısını belirlemek zor. Ancak Hasse'nin teoremi var bu konuda. Bu Hasse bu arada bizim Türk matematikçilerden 10 TL'nin arkasında formülü olan matematikçimize yardımcı olan bir kişi aynı zamanda. Onunla birlikte adı bir formülü geliştirmişler. Hassen'in kendi teoreminde şöyle bir şey diyor. Eğer bir eliptik eğrinin modülü P'de kaç nokta içerdiğini görmek istiyorsanız bu böyle tahminle yapılabilir. Aslında P artı birden eksi kök P'ye kadar eksik olabilir. P artı birden eksi kök P'ye kadar fazla olabilir. En azından bu aralığı veriyor size. Diyor ki bu aralıkta bir şeydir. Gördüğümüz bir şey de bu aslında asal P'ye yakın bir şey çıkacak. O zaman tahminen aynı diyebiliriz mesela. 17'ye yakın 19 nokta bulduk. Örneğin 2 üzeri 160 noktalı bir sistemde bir eğri oluşturmak istersek yaklaşık 160 bit uzunluğunda bir asal sayı gerekli olacaktır diyor. P'yi çekmiş buradan direkt olarak. 2 üzeri 160 nokta güçlü bir şifreleme oluyormuş buna göre. Evet, kripto sistemler eliptik eğri ayrık logaritma probleminin zor oluşuna dayanıyor. Buna da ECDLP demiş. Discrete Logarithmic Pro Problem dediğimiz şu DLP, şimdi ECDLP oldu. Tanımı da şöyle, asal bir P elemanı eliptik eğri üzerinde ve başka bir T elemanı verilmiş olsun diyor. Burada problem 1 ile eğrinin üzerindeki toplam nokta sayısı arasında kalan bir D tam sayısını bulmak olacak diyor. P artı P artı D kez tekrarlanan bir toplamın DP olması lazım. Onun karşılığı büyük T gibi bir şey olacak. Bunu nasıl bulabiliyoruz? Problem o. Şimdi sistem kendi içerisinde basit ama kırılması zor. Kripto sistemler D'nin büyük olduğunu ve gizli tutulduğunu fikrine dayanıyor ve saldırganlar bunu kolaylıkla hesaplayamıyorlar. D biliniyorsa şifreleyen ve geri çözen kişi tarafından makul bir şifreleme sistemi oluşturmak için D çarpı P nokta çarpımına hesaplamak etkili bir yöntem gerektiriyor. Bilinen kare al ve çarp yöntemi buraya uyarlanabilir. Gene eliptik eğriler için verimli nokta çarpımı yöntemi Çift al ve ekle diye bir algoritma geliştirmişler. O kullanılabilir. Yani yeterli olacaktır. Eliptik eğri Diffie-Hellman protokolü şu şekilde. Algoritma girdi olarak e'nin parametrelerini alacak. Eliptik eğri noktası p ve bit olarak di verilecek bize. Bu bizim bildiğimiz karesini al ve çarp algoritmasına benziyor. Burada ismi çift al ve ekle şeklinde dönüşmüş. Bir tane de D'miz var. Hesaplamak istediğimiz D çarpı P. Hani 2P, 3P, 4P diye hesaplıyoruz ya, bunu şu şekilde bulabilirsiniz diyor algoritmasını. İlk atama T eşittir P olacak. Verilen T bitten, yani bu bizim D'nin uzunluğu oluyor binary'e çevrildiğinde, T bitten aşağıya doğru sayıyoruz. Normalde mevcut T'ye bir tane daha T topluyoruz, mod n'ini alıyoruz. Eğer o noktada binary üs sıfırdan farklıysa buna bir de p ekliyoruz. Aynı karesini al ve çarp algoritmasına benziyor demiştim hatırlarsanız. Bu şekilde çözümleniyor. Buradan bize rahatlıkla eğri üzerindeki hesaplamaları yapıyor. Mesela bir asal sayı p uygun bir eliptik eğri e ve bir nokta xp yp veriliyor bize. Diffie-Hellman anahtar değişimi aşağıdaki protokolle tanımlanır. Alice ve Bob'umuz var malum mu? bunlar mesajlaşmaya çalışıyorlar güvenli bir şekilde. Bir tane A seçti kendisine. Bu sefer nerede? 2'den E sayısı, eğri üzerindeki nokta sayısının miktarıydı bu. Ondan bir eksik olan aralıkta bir A seçti. Oturdu A çarpı P'yi hesapladı. Bu çifti X A A'yı karşıya gönderiyor. Bu da rastgele bir şey seçiyor. O da B hesaplıyor. B çarpı P'yi hesaplıyor. Ve o da B'yi Karşı tarafa gönderiyor. Şimdi bu taraftan A geldi, bu taraftan B geldi ama birisi küçük A çarpı P, diğeri küçük B çarpı P. Burada evet P noktasını aralarında belirliyorlar herhalde. Söyleyebilirlerdi, hattan geçirebilirlerdi onu. Şimdi burası ne yapması lazım? Gelen B'yi bir de A ile çarptığında aslında A çarpı B çarpı P olur. Burada gizli anahtar TAB şeklinde elinde oluşur. Bu da büyük A ile B'yi çarparsa gene A çarpı B çarpı P olur. Ve elinde T, A, B oluşur. Yani anahtarlarını, gizli anahtarlarını büyük A ve büyük B'yi paylaşarak oluşturabiliyorlar. Şurada söylemiş bakın. Alice'in hesabı küçük A çarpı küçük B çarpı P olacak. Babın hesabı da küçük B çarpı küçük A fark etmez sıraları. Sonuçta yine aynı şekilde küçük A, küçük B çarpı P oluyor. Ve bir tane TAB genellikle X koordinatında bir değer oturum anahtarı olarak kullanılır. Bunu örneğin AES e verip bir mesajlaşma yapabiliyorlar. Bakın burada kendi hesaplarını yapmışlar. XT, YT hesaplandı. XT'yi AES'e verdi. Mesajı M. Bununla şifreledi. Bir tane C gönderdi şimdi. Burada neyi bilmiyor saldırgan? Şu hesaplanan değerleri XT'yi bilmiyor. Bununla da şifreleniyor. Karşı tarafta onun tersiyle, AES ters algoritmasıyla ve bu ikisi de şifresiyle bunu çözüyor. Güvenliği ne olur diye baktığımızda, neden parametrelerle eliptik eğriler 160-256 bit kullandığımızda RSA'den daha küçük bir mekanizması bulunmakta, hesapları daha kolay olmakta. Çünkü eliptik eğri gruplarına yapılan saldırılar mevcut çarpanlarına ayır, ayırma algoritmalarından veya tam sayılı discrete logaritm saldırılarından daha zayıf. Burası çok güçlü olduğu için eliptik eğri grupları biraz daha zayıf kalıyorlar. Eliptik eğrilere en iyi bilinen saldırılar ise kriptografik kriterlere göre söylüyoruz bunu. Şu isimle anılıyormuş bunları açıklamayacağız ama bebek adımı, dev adımı diyebilen bir yöntem. Bir de Polart'ın Rho diye bir yöntemi var. Bu yöntemlerin karmaşıklığı da seçilen sistemin başarılı bir şekilde çözülebilmesi için ortalama kabaca P adım gerektiriyor. Şimdi biz bu P'yi büyük seçersek güçlü olacak değil mi? Ne yapacağız? Mesela eliptik eğriler için pratik parametre boyutları etkileri şu şekilde olacak. 160 bitlik seçersek 2 üzeri 160 test yapması lazım. Bunun yarısında bulduğunu düşünüyor herhalde. Diyor ki saldırgan için gerekli olan şu kadar adımlık 2 üzeri 80'lik bir güvenlik sağlar, ortalama olarak. Eğer 256 bitlik bir sistem kullanırsanız bu sefer de 2 üzeri 128 adımlık bir güvenlik sağlar diyor. Böyle bir mekanizması var. Yazılımda ve donanımdaki uygulamaları da eliptik eğrinin genellikle 4 katmandan oluştuğu kabul ediliyor. Şurada en tepede üst katmanın protokolleri var. Bir tane nokta çarpım ikiye katla ve ekle yöntemini kullanan bir kısım var. Grup operasyonları var. P artı Q'ları bulan bir şey. Temel işlemlerde modülo aritmetiği en dipte. En pahalı olan burası oluyor. Genişlikleri, pahalılıkları da bunu burada üçgen olarak gösterilmiş. En tepesi biraz daha rahat oluyor. Yapılacak işler ama modülo aritmetik daha çok çalışıyor. Buraya dikkat etmek lazım. Yani dediği çoğu çaba aslında şu dipte gerçekleşiyor. Bunun optimizasyonu yapılması lazım. Modüller toplama çıkartma, modüller çarpma, modüller ters çevirme iyi yapılması gerekiyor. Örnek vermiş. 3 GHz 64 bitlik CPU'da optimize edilmiş 256 bit ECC uygulandığında nokta başına 2 milisaniye çarpma gerektirir. 3 GHz 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 9 üzerinden hesaplanır aslında. Onu da ikiye bölerseniz şurada 6 milyon saat sinyali oluyor bir işlemci için. Bayağı zorlayıcı bir şey aslında. Daha güçlü mikro işlemciler bunu gerçekleştiriyor da daha az güçlü mikro işlemciler örneğin smart kartlar, cep telefonları bunu hesaplarken önemli bir şekilde yavaşlıyorlar. Mesela 10 milisaniyeden daha fazla sürüyor hesaplamaları. 1 yani milisaniye bizim için insan için hızlı bir şey. Ama gördüğünüz gibi şurada 6 milyon saat sinyali işlemci için zor bir işlem gibi görünüyor. Donanımda uygulanırken daha rahat alabilirsiniz. Mesela 256 bitlik özel asal değerlere sahip yüksek performanslı uygulamalar yapılabiliyor. Yeniden yapılandırılabiliyor donanım. Ve birkaç yüz mikrosaniye içerisinde bir nokta çarpımı hesaplanabiliyor. Bu da 300 bin saat sinyali olur yukarıdaki 3 GHz makine için. Özel yongalar birkaç 10 mikrosaniye içerisinde bile bir nokta çarpımını hesaplayabiliyorlar demiş. Özetle eliptik eğri kriptografisi ECC ayrı logaritma problemine dayanıyor. Örneğin aritmetik modülü asal bir gerektiriyor burası. ECC anahtar değişimi, dijital imzalar ve şifrelemelerde kullanılabiliyor. ECC'yi Rsa veya ZP üzerinde ayrık logaritma sistemleriyle aynı güvenlik seviyesini sağladığını görüyoruz. Hem de önemli ölçüde daha kısa işlemlerle. Yaklaşık 160, 256 bite karşılık aslında güvenlik 1024, 3072 bit olmakta. AES'e göre mesela. Bu da daha kısa şifreli metinler veya daha kısa imzalarla sonuçlanıyormuş. Çoğu durumda ECC'nin diğer ortak anahtar algoritmalarına göre performans avantajları da var. Çoğu durumda ama. Ve ECC'nin diğer ortak anahtar şemalarına kıyasla uygulamalarda yeni yeni popülerlik kazandığını görüyoruz. Özellikle gömülü platformlarda birçok yeni uygulama geliştiriliyor ve bunlar da eliptik eğri kriptografisini kullanmakta. Evet bugünkü konumuz da böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.